Sevgili izleyenler, bizler alanında uzmanlaşmış isimleri sizlerle tanıştırmaya ve buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Bu kez neredeyiz? Bu kez de en güzel şehirlerden bir tanesi olan İstanbul'dan sizlere seslenmekteyiz. İstanbul Zeytinburnu'nda 35 yıldır fırıncılık ve unlu mamulleri alanında kendini kanıtlamış, hizmetlerine devam etmiş olan bir isimle Şerafettin Karli ile tanıştıracağım efendim. Ben Şerafettin. Rize doğumluyum. İstanbul'da 40 senedir İstanbul'dayım. İstanbul'da 1987'de fırıncılığa başladım. Ve halen devam etmekteyim bu işe. Bu işi en güzel yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Burada pasta çeşitlerimiz, ondan sonra poğaça, ince mal çeşitlerimiz, ekmeğin en güzel, en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve çok da beğeniliyoruz. Zaten buraya geliş sebebim de, yani burayı daha önce işletmeliği yapan buraya yapamadılar. Ben burada inanıyorum ki bunu daha iyi yaptığımı inanıyorum. Tabii ki bundan daha iyisi de yapılabilir. Şimdi Şerafettin Bey ve ekibi burada neler üretmektedir? Biraz çeşitlerimize değinebilir miyiz efendim? Şimdi yaş pasta çeşitlerimiz var. Poğaça ince mal börek çeşitlerimiz var. Daha çok. Ondan sonra ekmek çeşitlerimiz var bu alanda. Yani bizim bildiğimiz alandaki olan şeyleri yapıyoruz zaten biz. Onlar da kafemiz var burada, Nescafe, çay, işte akşam burada millet gelip oturuyor, arkası restoranımızda oturuyor. Bu alanda bu şekilde. Diğer taraftan bu işin içerisinde daha ne katabiliriz, daha değişik bir şey ne yapabiliriz? Tabii onun hesabını yapıyoruz. Yani sadece şu anda burası böyle bu kadar yapabiliyoruz ama daha ne olabilir, ne yapabiliriz, bu işin içerisinde ne katabiliriz? Tabii ki şimdiki zor olduğu için, işletmeklik zor olduğu için daha bir şeyler daha yapmak gerekiyor. Günde burada 800 ekmek civarında bir ekmek yapıyorum. Dışarı ekmek vermiyorum. Yani özellikle ben dışarı ekmek konusunda ben karşıyım. Yani tezgahına ekmeğini yap, kendin yap, temiz yap. Ne kadar az iş yaparsan o kadar işin daha düzgün olur. Çok fazla iş yaptığın zaman iş seni boğar, temizliğini de yapamazsın. Benim şimdi burada gelen müşterilerim en çok şeye önem veriyor gördüğüm kadarıyla. Yaptığın ekmeğin lezzetine, ekmek güzel olabilir, bir de lezzetli olması lazım. Lezzetine, yoğururken, yaparken bu ekmek ne kadar yoğurdun onu, ekmek sertliği var, şeyi var, onun tabii birisini, ben bunu size öyle tam anlatmak için onun üzerine pratik yapmamız lazım. Nasıl şimdi bir yemek programı yaparken onu pratiğini yapıyorsun, hani onun da öyle yapmak lazım ama ekmek yoğururken ekmektir dersen geçersin onu. Ama ekmeğe bir de yoğururken lezzet vermek lazım onu. Evet, o el lezzeti çok tabii, önemlidir. Bunu da ustalarımız sağlıyor. Tabii. Şimdi yemeği yaparken el lezzeti ne kadar düzgünse hamuru yaparken de onun lezzeti de ona vermek lazım. Az yoğurursun, çok yoğurursun, işte hamuru sert düşürürsün. Bunlara çok dikkat etmek. Suyunu az verirsin, iyi olur veya kötü olur. Onda da önem vermek lazım. Evet. Onun arasında mesela benim şimdi pasta çeşitlerindeki olan benim bu ustam, Allah razı olsun. Çok güzel. El lezzeti var onda. Ve bu alanda da bu pastayı biz burada tutturduk. Yani dolabımızı günlük doldurup bitiyor. Yani bu alanda da ekmeğimiz dersen öyle, poğaçamız dersen öyle. Tabii burada istikrar çok önemli. Yani insanları çalıştırıp insanlara istikrar sağlamak, yani düzenli çalışması çok önemli. Çok önemli. Şimdi burada biri gitsin, biri gelsin, biri gitsin, o işletme yürümez. Her zaman aynı elemanların tutturduğun zaman bir işi, bir adama 5 lira verirsen 10 lira ver, işin güzel olsun, işin bozulmasın, 5-10 lira kazan, 5 lira kazan, devamlı kazan. Bu işi biz yaparken severek yapıyoruz. Yeni gelen olan nesile de bu işi anlatmamız lazım. Yani bu işi onlar anlattıksa, biz gençlere bu işi sevdikse, bizden daha iyisini yapacağından eminim yani. Ama bu işi yaparken gerçekten severek yapmak lazım ki ekmek çeşitleri güzel olması lazım. İşte o buğdayı ona kullanırken, işte beyazdan onu birbirine katarken mayasını nasıl az vereceksin, mayasını çok vermeyeceksin. Şimdi maya bir şeyin hamuru bozar. Yani maya hamuru bozar. Mayaya elinden geldiği kadar ekmeği az kullanacaksın. Ne kadar az kullanırsan ekmek o kadar lezzetli olur. Maya ekmeği bozduğu için biz de burada yaptığımız ürünlerde mayayı az kullanmaya bakıyoruz. Yani mayayı az kullanıp mayasız ekmeği yapmaya çalışıyoruz.